Evet, bu derlemeyi beğendiğinizi umuyorum. Prodüktör arkadaşımız, şef prodüktör arkadaşımız Nehir Aslan hazırlıyor bu günün özetlerini. Bundan böyle ana haber bülteni içinde bulacaksınız her gün düzenli olarak. Dolayısıyla günün hikayesini çok kısa zamanda görme şansınız var. Bugünü konuşacağız. Hani ne gündü? Öyle bir gündü ki hakikaten bitene kadar bizi de bitirdi diyeceğimiz bir günü yaşadık. Hala da devam ediyor etkileri. Şimdi gelen tweetleri okumaya başladığım zaman anlayacaksınız ki gün devam ediyor. Henüz bitmiş bir şey yok. Stüdyomuzda çok değerli iki isim var. Konuşacağımız iki uzman. Bana göre sağdan itibaren tanıtmaya başlıyorum. Halk Yatırım, Yatırım Danışmanlığı Araştırma Direktörü Banu Kıvcı Tokalı bizimle birlikte. Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Ege Yazıkan bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nereden başlayalım hocam? Size bırakıyorum. Bugün. Hakikaten bugün size bırakıyorum. Yani çok şey var çünkü. Yani doları konuşacağız, o tamam. Şu anda zaten 2.68'in üzerinde tekrar. İzleyicilerimiz bize deminden beri tweet atıyorlar. Diyorlar ki biz hani dedik ya dolar gevşedi falan diye haber verdik. Diyor ki nerede gevşedi? Bakın diyor 2.68 diyor. Şu anda gerçekten 2.68'in üzerinde ve hemen altında bak gidip geliyor şu anda. İsterseniz dolarla başlayalım. Ne oluyor? Yani bugün Amerikan verileri beklentilerin altında gelince biraz duruldu, aşağı doğru indi. 2.66 sınırlarına kadar geldi. Ama şimdi geldiğimiz noktada yine yukarı doğru gidiyor. Ne oluyor diye sormak isterim size. Şimdi sanıyorum yani bu yurt dışındaki diğer ülke etki, bu etki sonradan anlaşıldığı zaman herhalde belki de şu da olabilir. Biraz düşünce hemen bir alım fırsatı olarak görülüyor olabilir Türkiye'de tekrar ondan sonra. Demek ki bizim içeride bu dışarıdan mı talep içeriden mi geliyor ama benimkisi bir varsayım yani diyelim ki içeriden geldi biraz düştüğü zaman Amerikan verisinin beklenildiği gibi gelmedi. Dolayısıyla biraz dolar düştüğü zaman zaten içerideki insanlarımız buna pek ikna olmuş değil. Doların biraz düşük seviyesine alım fırsatı olarak görüyor olabilirler ve evet, bu içeriye doğru yansıyor olabilir. Ya da tabii ki ilk başta gelen bu hayal kırıklığına uğratan Amerikan verisi işte belki de daha sonra pek de o kadar hayal kırıklığı olmayacağı de, gibi algı yaratıyor. Sonradan bu algı değişiyor. Yani Türkiye aslında bence birazcık bu diğer gelişmekte olan ülkelerden şu andaki konumuyla işte seçime doğru gidiyor. Ekonomideki belirsizlikleriyle birazcık negatif olarak ayrıştı gibi görebiliriz Türkiye ekonomisini. Dolayısıyla yurt dışında olumlu bir hava bile belki Türkiye'ye yurt dışındaysan bir Amerikan verilerinin hayal kırıklığına uğratmasıyla gelecek olan belki gelişmekte olan ülkelere olacak bir sermaye akımı içinde Türkiye belki de o eskiden aldığı payı artık alamayacak şu anki haliyle. Dolayısıyla herhalde ben önümüzdeki dönemde doların pek de öyle biraz dalgalanacağı çok açık ama trendinin aşağı doğru olması en azından seçime kadar çok olası gibi değil. Yani oradan peki, öyle. Çok teşekkürler hocam. Teşekkür Umut'tan rica ediyorum şu gelişmekte olan ülke kurlarını versin. Zira şu son bir saatte dışarıda dolar bütün paralar karşısında dayak yiyor. Yani bütün gelişmekte olan ülke kurları doları dövüyorlar acımasız bir şekilde. Bir tek Türk lirası karşısında dolar ayakta kalabiliyor. Yani ringin bu tarafına geldiğinde bizimle yüz yüze geldiğinde bir rahatlıyor. Biz yumruk atmıyoruz çünkü. Ama mesela Polonya'ya gittiğinde, Macaristan'a, Güney Afrika'ya, Brezilya'ya, Meksika'ya gittiğinde, Rusya'ya gittiğinde Rusya hele felaket bir şey dövüş çıkarıyor şu anda. Dolayısıyla son bir saatte ne olup bittiğini anlamamıza arkadaşlarımız yardımcı olacaklar. Reşat'tan rica ediyorum. Bakalım Bloomberg terminalinde ne var ne yok diye bize bir baksınlar. Şimdi size geleceğim. Bir değerlendirme sizden alacağım. Yani şu kıpkırmızı tablonun içinden dolar nasıl çıkacak ve biz orada neden negatif ayrışıyoruz diye soracağım ama biraz önce verdiğimiz bu 60 saniyede günün özeti hikayesiyle ilgili seyircilerimizin muhteşem yorumları var. Mesela Can Tarzey demiş ki bir dakika özet güzel fikir. Yalnız çok basit olmuş. Daha küçük fontlarla daha fazla bilgi, rakam, istatistik vesaire eklense iyi olur diyor. Şahanesiniz. Bravo, tamam. Aynen bunu ben söyleyeceğim Nehir arkadaşımıza. Bir başka izleyicimiz de diyor ki Cüneyt Bey, Cüneyt Pişken, günün hikayesini radyodan dinlemek mümkün olmayacak mı? Bu biraz zor. Yani bunu yapmak isterdik ama onun seslendirilmeden görselliğe dayalı bir video hazırlıyoruz. Dolayısıyla seslendirilmesi halinde o ayrı bir videoya dönüşecek. Yani o konsept buna uygun değil. Bu tamamen böyle akan giden ve insanların işte televizyon sessizken bakarak anlayabilecekleri bir formata dönüştürdük. Ama ben
soracağım arkadaşlarıma, belki seslendirme imkanı da olabilir ama şu andaki formatımız bu. Ama radyodan izleme şansım, ben belki radyodan bir özetleme yaparım size şey bittiğinde, öyle bir güzellik yaparım. Ne oluyor Banu Hanım size göre? Şimdi bugün aslında küresel ekonomik görünüm açısından önemli bir gündü. Yani hem Euro tarafında hem ABD tarafında piyasanın bir süredir merakla beklediği ve önümüzdeki döneme yönelik sinyal niteliği taşıyabilecek önemli veriler vardı. Evet. Önce AB bölgesinde sanayi üretimi beklentinin oldukça üzerinde geldi. Yani bir süredir zaten hani AB bölgesinde bir toparlanma sinyallerinden bahsediyorduk. Ki bugün aslında IMF'nin bu yeni ekonomik görünüm raporunda da bu yıl için projeksiyonlarını yukarıya çektiğini görüyoruz. Evet. Yani aslında çok fiyatlandığı kadar kötü bir AB ekonomisi yok gibi görünüyor. Diğer tarafta tabii ki hani ABD ekonomisi küresel ekonomi için çok daha belirleyici güç. Hem ekonomik görünüm hem de onun para politikası bacağı açısından. Şimdi nedir aslında gelişen ülkeleri bir süredir baskı altında tutan? Umut, diğer gelişmekte olan ülke paralarını da verebilir miyiz acaba? Yani bunların dışındakileri de bir görmek istiyoruz. Evet. Yani biz son FED toplantısından itibaren aslında biraz öngörülebilirliğin azaldığını gördük. Yani şimdiye kadar Fed'in daha çok o piyasa öngörülebilirliğini arttırma yönündeki politikası ekonomik görünümle ilgili kendini çok rahat hissetmemesinden dolayı para politikası tarafını da etkilediğini gördük. Ve yani işte ana senaryo Haziran'da faiz arttırımı olacak senaryosunun sorgulandığı, ilk çeyrekte büyümede bir yavaşlama var ama bu kalıcı unsurlar ağırlıklı mı yoksa geçici unsurlu ağırlıklı mı bunu bilemiyorum. Bu netleşene kadar da hani para politikasında aslında her yönlü kararı bekleyebilirsiniz açıklaması oldu. Bu tabii yani belirsizlik azaldığı için bunun biraz daha gelişen piyasalar tarafında daha temkinliğinin artması yönünde fiyatlandığını, yani yani işler kötüye giderse ne kadar kötüye gidebilir? Yani Fed'in en sert senaryosu ne olabilir? İşte Haziran'da faiz artışı. Bir Murphy yasası çalıştıralım mı? Yani işler kötüye gidiyorsa daha da kötüye gidebilir mi? Evet, yani biraz piyasanın kendini aslında olabilecek olumsuz senaryolara karşı hazırlama tutumu diyebiliriz. Orada da işte Haziran'da Fed faizi arttıracak. Yani bu ilk çeyrekteki yavaşlama çok da kalıcı bir yavaşlama değil. Daha çok hava koşullarından kaynaklanan bir yavaşlama. Dolayısıyla bu Fed'in kararını değiştirmeyecek. Haziran'da faiz artırımı başlayacak ve bu işte geleneksel adımlarda bundan sonra da hani faiz artırımları devam edebilir. Bu algılama biraz daha ön plana çıktı. Bu da gelişen ülkelerle birlikte bizi etkiledi. Bugün ne oldu? Bugün aslında o senaryonun, yani o daha şahin diyebileceğimiz senaryonun biraz sorgulandığını gördük. Evet. Çünkü perakende satışlar önemli bir veri ve aslında işte o ilk çeyrekteki zayıflama geçici mi kalıcı mı biraz daha kalıcı olabileceğine yönelik bir sinyal verdi. Ama yeterli bir sinyal mi? Sonuçta çıkan rakama baktığınız zaman hala yüksek bir rakam. Beklentinin altında, evet. Dolayısıyla o en sert senaryonun sorgulanmasına neden oldu. Ama ciddi bir rahatlama sağlayabildi mi? Şu anda onun biraz daha geçici olduğunu görüyoruz. Şimdi yarından itibaren Mart-Nisan verileri gelmeye devam ediyor olacak. Evet. Yani bugün ilk önemli veriydi. Şimdi yarın sanayi üretimi kapasite kullanımı, onun arkasında işte enflasyona, fiyat davranışına yönelik veriler, ekonomik aktiviteye yönelik veriler. Her gelen aslında zayıflama sinyali bizim o görmeyi beklediğimiz gelişen ülkeler tarafındaki rahatlamayı daha belirgin kılacaktır. Peki bugün biz niye ayrıştık? Evet. Hani bir nebze o baskıdan gelişen ülkelerin rahatladığını görüyoruz. Bizdeki de hani biraz daha bu seçim belirsizliğinin olduğunu söyleyebiliriz. Aslında biz geleneksel olarak hep seçim öncesi daha pozitif fiyatlama görürdük. Bu yıl biraz daha onun dengelerin değiştiğini görüyoruz. Hatta bazı senaryolarda tek parti iktidarının devamının bile sorgulandığını görüyoruz. Böyle bir ortamda İşte TL'ydi. Peki. Aslında o beklenen pozitif reaksiyonu veremiyor. Peki. Umut'tan bir dolar ruble rica ediyorum. Bu dolar ruble inanılmaz. Yani son 15 evet. gündür müthiş bir performans çıkarıyor. Yani küçük küçük düzeltmeler yapsa da ama iyi bir noktaya doğru geldi. Mesela 50'yi gördü. Yani 1 dolar eşittir 50 rubleye kadar indi. Bugün 51'in biraz üzerinde.
Şimdi ben şöyle, yani bu hızla düşmeye devam ederse 1 dolar 1 ruble olur mu acaba size göre? Şimdi orada tabii petrol fiyatı çok... Şaka yapıyorum, böyle bir şey olamaz da. Evet. Yani petrol fiyatı tabii çok belirleyici. Yani şimdi petrol fiyatlarının 40 dolarlar seviyesine geldiğinde işte biz ne konuşuyorduk? Bazı senaryolarda 20 dolarlara kadar iner mi? Bu ruble üzerinde ciddi bir baskı yaratıyordu. Şimdi ondan sonra gördük ki biz bir istikrar, yani yeniden dengelenme süreci oldu petrol fiyatlarında ve şimdi de işte 55, yani Brent petrol için konuşuyorum, 55-60 dolar arasında biraz daha dengelenme sürecinin ön planda olduğu bir şeyden, seyirden bahsediyoruz. Tabii petrol fiyatlarının bu seviyelerde stabilize olması ruble ya da işte Rusya ekonomisi için çok olumlu. Görünür yani, bir stabilite evet, yaratıyor. Eğer evet. Hani petrol fiyatları 40 doları bile kaldırabiliyordu ama ondan sonraki her aşamada işte rezervlerin ne kadar eriyeceği, bunun kamu borcuna nasıl bir etkisi olacağı biraz daha kötümser senaryolar ön plandaydı. Peki. Şimdi en azından o senaryolardan petrol fiyatları mevcut seviyesi biraz daha geriye çekmiş durumda. Durum. Yasemin Karaca Dortmund'dan yazıyor. Ona bir ayrıcalık verelim. Der ki, Banu Hanım'a sorar mısınız? Kısa bir yanıt istiyorum. Sonra İlgi Hocam'a bir PPK sorusu soracağım. Elinde diyor dolar olsa tutar mıydı acaba? Ama samimi cevap verin, olur mu? Sonra diyor nereye kadar yükselebilir? Onu da bir lütfen söyleyin bana. Bir seviye verebilir mi dolar için? Ya tabii orada vadesi çok önemli. Yani dolar TL olarak, yani bu tür dolar TL olarak konuşursak, evet. Yani bizim yani benim beklentim biraz daha gelişen ülkelerle ilgili baskıların azalabileceği yönünde. Biraz daha güçlü dolar temasının hafifleyebileceği yönünde. O da işte bu ilk çeyrekteki zayıflama aslında çok da kalıcı bir zayıflama olmayabilir. Dolayısıyla o hem dolar üzerinde hem de euro dolar paritesi üzerinde etki yaratıp hani biraz daha zaten o eğer halka yani o zincir çalışmaya başlayacaksa çok arka arkaya işte o euro doları, o dolar TL'yi gelişen ülkeleri ve çok hızlı belki olacak bu rahatlama hareketi de. Ama bunu görmemiz gerekiyor. Yani bunu Fed de şu anda bilemiyor. Yani gerçekten o ekonomik aktivitede nasıl bir şu anda görünümden bahsediyoruz. Biz de göremiyoruz. Ne yapıyoruz şu anda? Gelecek olan verileri bu çerçevede değerlendirmeye çalışıyoruz. Ama hani momentum açısından yani hem güçlü dolar uzun süredir bir tema. Dolayısıyla bunun ekonomik aktivite üzerine de etkisi var. Biz biraz daha o tarafta yavaşlama olabileceği senaryoları lehinde kullanmayı tercih ediyoruz. Evet. Tabii izleyicilerimiz bu arada bizim deminki o 60 saniyede günün hikayesini çok beğenmişler. Onunla ilgili bir tweet daha var. Onu da okuyacağım. Çok sayıda var ama bence önemli. Yani izleyicilerin görüşleriyle zaten bir noktaya doğru getireceğiz bunu. Anlaşıldı. Abidin Gültekin der ki günün haber akışı güzel bir düşünce. Fakat fon müziği yüksek volümde olmuş diyor. Yani müziği biraz düşürmemiz gerekiyor. Bir de diyor efektsiz daktilo sesi olabilir diyor. O daha bir ritim katabilir anlamında söylüyor. Peki Abidin Bey, buna da bakacağız. Şimdi dolarla ilgili ben de kendi kişisel yorumumu söyleyeyim. Ondan sonra hocama PPK sorumuz var. Lütfi Türkkan diye bir milletvekili var. Kocaeli milletvekili. Kendisi aynı zamanda sanayici, iş adamı. 600'e yakın eleman çalıştırıyor yanında. Büyük bir sanayici. Bugün şöyle bir tweet atmış. Diyor ki patatesle dolar yarışıyor diyor. Ama diyor günün sonunda diyor hani patates sanki önde gibi gözükmekle birlikte yarışı galiba diyor dolar kazanacak diyor. Bence Lütfi Türkkan'ın dediği oldu, dolar kazandı. Dolayısıyla patates altta kaldı. Bu işin tabii esprisi ama gerçekten dolardaki bu artışı neyle ifade edeceğimizi bilemiyoruz. PPK ile ilgili de hocam. Şimdi bugün yine bir hikaye anlatayım da öyle girelim ve şey olsun, yumuşasın, çok sert bir soru olmasın diye. Bizim Simin Demokan diye dış ilişkilerimizi koordine eden bir arkadaşımız var. Kendisi Londra'da doğmuş, Hong Kong'da büyümüş. Türkçeyi işte 20 yaşından sonra öğrenmiş ve tabii çok kırık dökük bir Türkçesi var. Ama İngilizce olağanüstü. Yani bir herhangi bir aksanla konuşabiliyor. Yani birden çok aksan yapabilecek durumda, öyle söyleyeyim İngilizceyi. Geldi bugün bana dedi ki Ali Bey dedi PKK günü ne zaman dedi. Dedim ki pardon PKK günü dedi. Dedim ki öyle bir gün yok. Tabii anladım PPK günü olduğunu. Dedim ki Simin 22'sinde. Dolayısıyla Simin onun PPK günü olduğunu bugün daha kafasına net biçimde yazmış oldu. Şimdi hocam 22'sinde PPK toplanıyor. Ve faiz indirimiyle ilgili bir beklenti var. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'ndan böyle bir mesaj gelmedi ama Ekonomi Bakanı'ndan geldi. Yine yani Merkez Bankası'nın biraz daha proaktif olmasını istiyorlar. Ama şunu görüyoruz. Bizim politika faizimiz %7,5. Bizim politika faizimizde denk bir politika faizi daha var. Hindistan
7.5'tu ve bugün 7.5'ta tuttu. İndirmedi. Endonezya'da sanırım. Evet ve Hindistan'ın yani bizimle kıyaslanamaz. Çünkü gelişmekte olan ülkeler arasında Çin ve Hindistan ayrı bir yere doğru koşuyorlar. Onlar bambaşka bir yere doğru gidiyorlar. Bir de Endonezya var. Şimdi bu durumda yani Hindistan'ın 7.5'u indirmemekte direndiği bir dönemde bizim Merkez Bankamız 22'sinde ne yapar? Şimdi norm indirmeyecek. PKK gününde. Şimdi ben indireceğine hiç ihtimal vermiyorum ama yani büyük bir sürpriz olabilir mi? Yani bunu bilmiyoruz ama umarım olmaz. Çünkü tam dediğiniz gibi şimdi herhalde Hindistan'ın enflasyon oranı şu anda aklımda değil ama bizimkinden düşük oldu kesin. Dolayısıyla çok düşük, tabii yani ne kadar %4'ler falan civarında doğal olarak böyle bir durumda şimdi ne nasıl bir cari açığı %1.5 ya cari açık da çok daha düşük zaten ikisi birbiriyle paralel olarak gidiyor doğal olarak şimdi negatif ayrıştığımızı konuşuyoruz maalesef şöyle de bir şey oldu yani burada bu dolar herkes bu kadar çok dolar konuşmaya başladığı zaman bizim ekonomi için özellikle eskiden kalma alışkanlıklarımız tekrar gündeme geldi. Biraz kendi kendini besleyen ve yaratan böyle bir dolar paniği gibi bir havada ortaya çıkmaya başladı doğrusu. Evet. Yani bunun kendi içerisinde tabii ki bizim negatif ayrışmamız seçimle alakalı. Hani baktığımız zaman şimdi ben de okuyorum seçimle ilgili senaryoları. Hangi senaryoya bakarsanız bakın ortaya çok böyle hani gerçekten istikrar, tekrar ekonomik istikrarı getireceğine. Tamam bu senaryo olasılığı düşük de olsa bize ekonomik istikrarı tekrar geriye getirir diye bakabildiğim bir senaryo maalesef ortaya pek çıkmıyor doğrusu. Şimdi onun katkısı burada var ama bizim bu dolar serüveni daha önceden başladı. İster istemez hükümetin cumhurbaşkanımızın faizi indirin baskısıyla buralara kadar geldik. Bunun payı bunun içerisinde var. Şimdi galiba ama evet dediğiniz gibi bir ekonomi bakanından böyle bir proaktiflik vesaire falan gibi şeyler geldi ama bu açık bence bir faiz indirin çağrısı olarak yorumlanmamalı. Hatta ben Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına da baktığım zaman onu da şöyle yorumladım işte kur da arttı. Evet. İşte bununla da yaşayın hani daha da fazlası da hani ihracatçılarımız için fırsattır. Daha da fazlasına herhalde gitmeyecekler diye düşünüyorum bu ortamdayken. Merkez Bankası'nın bugünkü yaptığı açıklama da ben yine ilk okuduğumda öyle yorumladım. Yani bunu yapacağım bunu yapacağım demek faiz indirmeyeceğim diye bir mesaj vermek evet. gibi okudum zaten. Yani diğer araçları kullanmaya başladım. 22'sinde evet. de bu araçların bir kısmını daha kullanacağım ama benden faiz indirimi istemeyin, beklemeyin. Bu dışarıya evet. da bir mesaj. Şimdi dışarıdaki yatırımcılara da bir mesaj. Evet faiz indirimi Aynen. olmayacak gibisinden. Yani benim yorumum böyle. Çünkü bu dışarıda esen olumsuz havanın bir parçası da ekonomi yönetiminde kimin olacağı belirsiz şu anda. Babacan'ın gideceği belli oldu artık çok net. Şimdi dışarıdan gelme olasılıkları da yavaş yavaş azalıyor olasılıklar listesinde. Şimdi Babacan tabii dışarıdaki yatırımcının güvendiği bir yüzdü ve ona dolayısıyla onun da denklemden çıkıyor olması aynı zamanda tabii ki o bu telaşı da biraz arttırıyor doğal evet. olarak. Şimdi böyle baktığınız zaman böyle bir ortamın içerisinde bir de faiz indirimi olacak şey değil. Şimdi niye istensin faiz indirimi? Ekonomiyi canlandırmak için güzel ama zaten ekonomiyi seçime kadar artık faizi indirerek de canlandırmayacağınız artık meydanda zaten yani. Dolayısıyla böyle bir şeyi yapıp bu paniği arttırıp doları da daha yukarıya çekip zaten bozuk olan enflasyon görünümünü iyice bozmak çok akıllı bir iş olmayacaktır. Olacağını da zannetmiyorum o yüzden. Peki yani. Şimdi evet. şöyle bir sorun var. Şimdi mesela 2008'den 2015'e kadar yani krizden bu yana gelişmekte olan ülke kurlarındaki değer kaybına baktığımızda Türk lirası ikinci durumda. Bir Rusya. Rusya'nın problemleri şu son bir yılda akut hale geldi. Dolayısıyla Rusya'daki değer kaybının önemli bir bölümünü şu son bir yıla sığdırmak lazım. Amerikan ve Avrupa Birliği ambargosundan sonra Rusya şamar üstüne şamar yedi. O yüzden ruble bu kadar çok değer kaybetti. Bizim değer kaybımız yani Türk lirasının değer kaybı 2008'den 2015'e %123. Şimdi şunu sormak istiyorum. Bu kurla bu enflasyon düşer mi? Mesela nasıl düşüreceğiz? Merak ediyorum ben. Şimdi bu kurla bu enflasyon
düşmeyecek tabii. Yani o meydanda, evet. Yani bu senede enflasyonun düşmeyeceği, hatta katılım daha da artacak. Bildiğin soruyu niye soruyorsunuz? Yok yok, estağfurullah. Hayır, tabii ki soracaksınız. Yani doğal işiniz bu normalde. Yani şimdi düşmeyeceği çok açık o meydanda. Yani evet, şimdi Erdem Bahçe oradayken söylüyor. Çekirdek enflasyonda düşüş var ama onu sürmeyeceğini çok iyi kendisi de biliyor. Yani bu geçici bir işte, fiyat gıdadan gelen bir dalgalanmadan vesaire, o yüzden düşmüyor diyor ama sonuçta bu kurdaki artışın çekirdek enflasyona doğru yansıyacağı belli. Zaten enflasyon görünümü, beklentileri de bozuldu. Evet. İyiye gidiyordu, bozuldu. Kendi Merkez Bankası'nın anketlerinde de zaten onu görüyoruz. Şimdi bu senede enflasyon açısından parlak bir sonuç alamayacağız. Her ne kadar talep düşük olsa da, yani maliyet tarafındaki enflasyon kur nedeniyle ister istemez tabii bu enflasyonu yukarı doğru çekecek. Bunun bir de sosu var. Şu anda Glassfall'u gösterirse Umut, oradan görelim. 2 yıllık gösterge tahvilin faizi %9 şu anda. Evet. En altta hocam. 9.8'i gördü bugün. Ekim 2014'ten bu yana en yüksek oran. Dolayısıyla bir para çıkışı var Türkiye'den. Tabii. Yani para çıkışının işaretlerinin verilmeye başlandığı bir dönemde bir de Merkez Bankası faiz indirmeye kalkarsa, o zaman yani kuru da kontrol edemeyebiliriz. Faizi zaten kontrol edemez duruma geliyoruz. Zaten o indirdiği faiz buraya yansımayacaktır. Evet. Yani o demek istediğiniz alakasız iki tane faizimiz olacak. Birbirinden. Yani politika faizini indirdiğiniz zaman piyasadaki... Şimdi tabii bu risk biriminden dolayı zaten CDS'lerde falan da, evet, görüyoruz. Yani orada da Türkiye'nin oradaki normalde risk birimi seçim belirsizliğiyle birlikte... CDS'leri bulabilirsiniz. Çocuklar bir de onu görelim. Evet. Ona, şimdi bu manzara... İstediğiniz kadar siz politika faizini indirin, bu manzarayı böyle değiştirmeniz mümkün olmayacaktır. Bu çok net meydanda. Dolayısıyla ben yapacağını yapmayan, yangına körükle gitmek gibi bir şey olacağı için yapmayacaktır. Zaten bence yaptığı açıklama da onu teyit ediyor gibi. Şimdi dışarıda bir açıklama yapıp dış yatırımcıya böyle bir güven vermek, böyle bir ortam yaratmak istiyor. Çok da bunu yapmakta haklı. Yani yapabildiği ne kadar başarılı olabilir, olamaz onu göreceğiz. Bence onun daha çok, biz şimdi biraz önce Vandon bahsetti değil mi? Şeyde önümüzdeki yarın Cuma günü yeni Amerikan verileri gelecek tekrar. Yani evet. Onlar ne kadar kötü gelirse geldi belki hocam. Evet. 223. Evet, şu anda işte şu andaki artış trendini, evet, görüyorsunuz. 6 evet, aylık trendde burada şeyde bir dip yapmışız. Geriye doğru işte Nisan, Mart, Ocak, aynen, ve evet, Aralık'ta işte. Aralık'ta bir dip yapmışız. Ondan bu yana yükseliyoruz. Yani Aralık'ın başında bir dibimiz var. Ondan sonra hep yükselmeye başlamış. Ya bu belirsizliği biraz da biz kendimiz yarattık doğrusu. Yani evet, seçimin, politikanın, siyasetin kendine özgü bir gidişatından kaynaklandı. Ama biraz da aslında burada bu belirsizliğin kendimizin yarattığı bir belirsizlik payı da var. Yani birbiriyle çelişen açıklamalar işte... Merkez Bankası'nın dediği başka, hükümet tarafından gelen açıklama başka. Yani bunun bu risk biriminin bence büyük bir bölümü de bu. Yani dolayısıyla şimdi bu nasıl kalkar ortadan? Kısa vadede maalesef seçime kadar kalkmayacak gibi görünüyor. Ancak seçimden sonra tekrar yeniden bir ekonomi yönetimi gelir. O ekonomi yönetimi yapısal önlemlerle birlikte yeni bir ekonomi paketini açıklar ve yurt dışındaki yatırımcıya bir güven verir. O zaman bu CDS'ler de aşağıya iner vesaire, tekrar görünüm normalleşmeye başlar. Ama oraya kadar, yani bu Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamayla bu görünüm ortadan kalkmaz. Ama yani tabii ki bir de üzerine faiz indirimi gibi bir şey gelmesi olmaz tabii böyle bir şey. Yani onu beklemiyoruz yani. Peki. Olmasın. Evet. Umut'tan rica ediyorum, doları Glassfall'a versin, oradan bir görelim bakalım trendi görmek bakımından. Burak Altinel'in sorusu şöyle Bağım Hanım. Dün piyasalar kapandıktan sonra Amerika'daki gelişmelerle bu sabah dolar 2.67 ile uyandık diyor. Yarın sabah ne bekliyorsunuz? Yani yarın sabah nasıl uyanacağız acaba? Şimdi bu akşamdakinden çok farklı, yani bu akşamki kapanıştan çok farklı bir açılış olmaz diye düşünüyorum. Çünkü işte piyasa neyi bekleyecek? Gün içerisinde ABD'den gelecek olan yeni bu ekonomiyle ilgili verileri bekliyor olacak. Şu anda biraz daha fiyatlaması, işte bu Fed politikasının gelişen piyasalar üzerindeki baskısının hafiflemesi yönünde büyük bir ihtimal hani o algılama biraz daha devam ediyor olacak. Evet. Ama data öncesinde de o temkinliliğin yine ön planda olmasını bekleyebiliriz. Ondan sonra hani gelen verilere göre yeni bir işte FED politikası duruşuna yönelik yeni bir fiyatlama görüyor olacağız. Hani bizimle ilgili de aslında gelişen ülkeler üzerindeki bu baskının hafiflemesi
ne kadar kısa sürede gelişirse aslında bizim açımızdan o kadar pozitif. Yani evet, seçime kadar bir belirsizlik var. Seçim sonrası ekonomi yönetiminin nasıl oluşacağını bilmiyoruz. Onun getirdiği ekstra bir Türkiye'nin olumsuz ayrışması var. Ama eğer gelişen ülkeler kurları ile birlikte hani TL'ye de bundan biraz yararlanıyor olacak olursa aslında bizim nedir orta vadeli öngörüde? İşte petrol fiyatları diyoruz, gıda fiyatları ile ilgili iyimser beklentiler diyoruz, cari açık, enflasyon diyoruz. Yani bunları tekrar konuşulmaya başlanabilir. O yüzden hani o küresel destek geldiği noktada hani şu anda göründüğünden daha az olumsuz bir ekonomik görünüm ortaya çıkabilir. Yani o şey hareketi de hızlı gelişebilir. Ama o küresel baskının önce hafiflediğini görmek gerekiyor. Evet. Peki Hüsnü Keleş bizi uyarmış aslında. Ben de sepeti konuşacaktım ama şu anda 2.77 der. Sepeti görelim Umut'cum. Ondan sonra üzerine. Der ki herkes doları konuşuyor. Oysa sepet kur 2.77.25 oldu biz konuşurken olmuş. Yani zaten şu dolardaki hareketten de bunu anlamamız mümkündü. 2.77.52 sizi de geçiyor Hüsnü Bey. Yani farkında mısınız? Siz de söylediğiniz noktada değilsiniz. Yani siz konuşurken ve biz konuşmaya başladığımızda bizi bile geride bırakan bir süreç başlamış. Bu kurla diyor enflasyon düşmez. Acaba faiz nasıl iner? Bunun bir formülü var mı diye sorar. Yani faizin inmesinin tek koşulu hani bu gerek politika faizi ya da işte piyasa göstergesi. Orada enflasyon dinamiklerini gerçekten hani iyileşme göster ya da iyileşme gösterir tarafa geçiyor olması lazım. Yani onu görmediği sürece ben Merkez Bankası'nın da hani şöyle bir hele global ortamda faiz indirim seçeneğini düşüneceğini düşünmüyorum. Ki bugünkü açıklamalar aslında daha çok döviz likiditesini arttırmaya, TL üzerindeki baskıları bu kanalla ben azaltmaya çalışacağım demenin direkt bir mesajıydı aslında. Sepetle ilgili de yani bugün farklı bir gelişme görüyoruz. Yani tabii ki euro dolar hareketinin desteğine karşı sepetin artın. Yani aslında sepet şu andaki TL'nin değer kaybı daha fazla ama bu zamana kadar yaşanan işte yılbaşından itibaren değer kaybı sürecine bakarsak dolara karşı gösterdiği değer kaybına göre aslında daha hafif bir değer kaybı var sepet bazında TL'nin. Yani o da önemli bir unsur. Ara ara Merkez Bankası da buna dikkat çekiyor. Özellikle biz işte kur enflasyon tarafına ne kadar yansıyacak, enflasyon gerçekten hedeflerine ulaşılmak imkansız mı derken mesela Merkez Bankası'nın söylediği ilk defa bu kadar farklılaşma oluyor ve ben biraz daha sınırlı kalmasını hani dolar TL'nin gelişiminden ziyade kur sepeti ne kadar değer kaybına uğramış ona bakıp bunun enflasyon üzerindeki etkisine bakmak lazım diyor. Umut'un tekrar Mart rakamlarına yani Mart enflasyon rakamlarına baktığımızda da onu gördük. Yani çok ciddi bir kur etkisi görmedik. Peki doları tekrar Glassford'a verelim oradan takip edeceğiz. Cezmi Çiftçi'nin sorusu şöyle Bağan Hanım. Avustralya'dan yazıyor. Der ki mesela diyor ben Avustralya'da Amerikan doları almaya kalktığımda ya da bunu satmaya kalktığımda dünyanın vergisini veriyorum diyor. Türkiye'de bu neden uygulanmıyor? Yani şimdi orada... Yani dünyanın en liberal ülkelerinden biri değil mi Avustralya? Bunu uyguluyor. Demek ki bir koruma güdüsü var ya da hangi sebeple yaptığını ben bilmiyorum ama şimdi mesela izleyicimiz bunun uygulanıp uygulanmayacağını soruyor. Buyurun hocam. Hayır yani bu tabii öyledir yani mesela başka gittiğiniz yerde de ama çok kolay doğrudur. Yani Türkiye kadar böyle paranın bu şekilde çok masrafsız bir biçimde alınıp satıldığı falan başka bir ülke yani bilmiyorum tabii olabilir muhtemelen vardır da ama başka yani bence herhalde o sıralamada yani bayağı yukarılardayızdır yani ama öyle paranızın değerini koruyamazsınız onu da söyleyeyim. Yani istediğiniz kadar öyle vergi alın ve girişi çıkışı bilmem ne şey yapın. Şimdi biraz mesela şundan bahsetmekte yani istediğiniz kadar zorluk getirin. Yani eski kambiyo kontrolü uygulayacak halimiz olmadığına göre yani işte bu piyasada belirlenen bir şey. Sonuçta piyasadaki rekabet o sizi birazcık o tarafa doğru getiriyor. Şimdi baktığınız zaman siz dediniz ya Türkiye'den sermaye çıkışı oluyor. Evet son gelen rakamlarda gördük işte. 1 milyar küsür doları şeyden hem tahvilden çıkış var hem hisse senedinden var. Evet yani 2.2 küsür milyar dolar çıkış var. 1 milyar doları da Merkez Bankası'nın rezervlerinden karşılanmış falan. Baktığınız zaman o hesapta 1 milyar küsür gibi bir çıkışı görüyorsun.
Bu işte zaten devam edecek bu süreç muhtemelen. Dolayısıyla kurdaki baskıyı da oradan anlayabiliyorsunuz. Kurdaki gelişmeden önceden bunu görebiliyorsunuz. Ha bu arada öbür taraftan kaynağı belirsiz bir 4.3 milyar dolar da içeri girmiş. Onun da şeyi belli değil. O da tabii şöyle bir şey. Biri sizin cebinize parayı koymuş. Sizden ne aldığını bilmiyorsunuz. Yani karşılıksız evet. Bir para olması mümkün değil. Yani bir şey o para girdiyse karşılığında bir şey verilmiş olması lazım. Ama biz onu bilmiyoruz ne olduğunu. Ama böyle bir giriş olmasına rağmen bile işte kurdaki hareket o şekilde devam ediyor. Yani siz istediğiniz kadar burada hani içeride vergi koyun bilmem ne alınır satılır falan bu süreci öyle şeylerle müdahale etmeniz değil. Engellemeniz falan mümkün değil. Bu çok şey. Siz kur rejimini evet. Zaten belirlemişsiniz yani hani kur faiz dengesini de hepsini bir arada kontrol edemeyeceğinizi de biliyorsunuz sermaye hareketleriyle birlikte. Orada hani seçiminizi yapmış olmanız gerekiyor. Umut doları yan tarafa alalım ekranın yanına koyalım oradan takip etmeye çalışacağız. Seyfettin Bıçak'ın şöyle bir yorumu var okuyacağım sadece. Der ki Ali Bey hükümet ekonomide dümeni çevirdi. 12 yıl boyunca düşük kur yüksek faiz dönemi sona erdi. Yeni bir dönem başladı diyor. Ben de böyle bir algılama seziyorum. Erkan Bey'in sorusu Erkan Özdemir. Tek bir çözümü var. O da diyor ülkenin cari fazla vermesidir. Herkes bu nasıl sağlanır? Eğitimden üretime buna odaklanmalı diyor. Biz de aynı şeyi düşünüyoruz. Tabii bunlar aklı selim öneriler. Yani herkesin söyleyebileceği şeyler ama bu dönemde söylenmesi ayrıca önemli bence. Murat Keskin de şöyle der. Talep zayıflayınca kar rakamları küçülecek ve fiyatlar geri gelecek, enflasyon düşecektir diyor. Bakalım ne olacak. Bu arada izleyicilerimiz tabii bize bedava editoryal hizmet veriyorlar. Özgür Gürsu diyor ki Özgür Gürsu. Brent petrol de aldı başını gitti. Bir petrolü verin bakalım. Hocam bir petrol üzerine tabii, yorum yapsın. Bakalım ben yayına girdiğimde Brent 58.47'deydi. Günlük yükselişi 0.91'deydi. 1.04 olmuş aman Allah. Pardon bu dolar. Dolar mı? Umut petrolü görebilir miyiz? Şeyde, tamam. Tabii. 1.35 tamam. Aman Allah'ım dememe değecek kadar olmuş. Evet. Peki. Evet. Yani Brent petrol. Şu enflasyon için bir cümle bir şey söylememe müsaade edebilir misiniz? Yani tabii orada hocam. Son yapılan yorumla ilgili olarak elbette talep düştüğü zaman tabii ki maliyet enflasyonun yansıtılması yani kurdan gelen etki zayıflayacaktır. Ama dikkat edelim yani enflasyon beklentilerinde bir bozulma olması, talep düşük olmasına rağmen ileride enflasyonu geriye dönüp fiyatlama yapmaya başlamaları böyle emareler ortaya çıkmaya başladı. Çok dikkatli olmamız lazım enflasyon tarafında. Onun altını çizmek istiyorum. Yani talebin düşük olması evet enflasyonu baskılar ki bu doğru ama geriye dönük fiyatlama yapılması yani tekrar enflasyonun artacağına dair beklentilerdeki bozulma çok önemli. Enflasyon oraya dikkatimi çekmek istiyorum. Petrole geleyim. Petrol tabii şimdi en son IMF'nin bir şeyine bakıyordum bugün burada gelmeden önce. Onlar şöyle ayırmışlar. Şimdi petroldeki artış azalış son dönemlerde nereden çıkıyor? Aslında evet. Daha uzun dönemli bakıyor. Talep mi arz tarafı mı? Şimdi baktığınız zaman onlar diyorlar ki petrol fiyatları borsa ile birlikte tabii Amerikan borsasından bahsettiğimiz zaman birlikte artıyorsa ha o zaman bu talepteki azlığa işaret etmez arzdaki bir bollaşmadan dolayı petrol fiyatı düşüyordur diyor. Yani petrol fiyatı dolayısıyla bu iyi bir şeydir. Çünkü şimdi buradaki soru ya da tersi oluyorsa petrol fiyatındaki düşüş borsadaki düşüşle aynı seyirde gidiyorsa o zaman diyorlar ki böyle bir bu talepteki bir azalıştan dolayı petrol fiyatı düşüyordur diyor. Şimdi tabii arz tarafından olması bizim için iyi. Evet. Çünkü neden? Çünkü arzdan artıyorsa o zaman bu bollaşmadan olacak ve talepte de bir düşüş olmadığı için ekonomiyi kalkındırabilecek. Bir de petrolü yana verelim çocuklar evet. Şimdi ekonomiyi kalkındırabilecek. Şimdi hep Amerika'dan da beklediğimiz ya petrol fiyatları düşüyor ama neden acaba ekonomi canlanmıyor petrol fiyatı düşmesine rağmen. Son gelen rakam da öyle bir şey petrol fiyatı düşerken. Şimdi baktığınız zaman ben tabii talep tarafının daha ağır olduğunu düşünüyorum. Yani onların yaptığı yorum birazcık son zamanlarda arz talebi şeydiydi. Ben petrol tarafında biraz yani bu tabii bu gördüğünüz şey biraz geçici bir şey. Yani baktığınız zaman ben daha çok bir dünyadaki hala petrol fiyatının kalkındırabilecek ileriye yani daha petrolde böyle yükseliş trendi bekleyeceğimiz bir talep yapısı bence yok dünya ekonomisinde. Daha yani oraya gelmedik. Yani evet tabii dediğiniz gibi bu geçici bu artışı ve şeyi görebilirsiniz arzdaki geçici azalışlara falan filan bağlı olarak ama ben 6 ay daha petrolden önümüzdeki 6 ay daha petrolden ciddi bir yukarı çıkış beklemek için herhangi bir neden bu arada hocam sanki. Tabii NYMEX Brent'ten daha hızlı koşuyor. Yani evet. Şeyin ya bunlar
neydi o sprinter şeyin? Neyse peki. Ya ama ben de adı bilmiyorum doğrusu. Peki. Yani şey ama yani bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Yani tabii burada bir artış şey görebilirsiniz Bolt, ama evet, bunun ben süreceğini düşünmüyorum. Yani bu talep yapısıyla şu anda tabii yine Avrupa'daki canlanmanın belli bir ölçüde etkisi olabilir. Avrupa ekonomisi canlanıyor. Oradan gelen bir etkiyle bu gidiyor olabilir ama ben Avrupa'da da onu sonradan konuşuruz. Yani biraz fazla iyi olduğunu düşünüyorum kısa bir dönemde. Ben petrolünde daha fazla ilerleyeceğini zaten zannetmiyorum ama bu bir yorum tabii. Avrupa'yı görürsek eğer Avrupa'da canlanma var, Amerika'da da bu iş tersine dönerse o zaman petrol de taleple birlikte yukarıya doğru gider. Evet. Peki Banu Hanım, 3 tane piyasa sorusu var. Toptan sorayım yoksa tek tek soralım öyle mi? Burak Aslan kısa kısa yanıtlarla gidersek der ki 2.83'ten euro aldım, satayım mı bekleyeyim mi? Yani euro tarafında biraz daha yani eğer euronun tüm para birimlerine karşı performansı olarak bakıyorsak biraz daha toparlanma süreci yaşanabilir. O açıdan bir eğer TL'ye yönelik yani Türkiye'ye yönelik bir euro, dolar düzelmesi olmayacaksa o zaman satmasını çok önermem. Peki. Ahmet Koç Yiğit, 85 binden borsaya girdik. Bu seviyeleri bir daha ne zaman göreceğiz der. Biraz umutsuz yazmış. Yani şöyle hani bizim senaryo biraz daha demin söylediğim gibi aslında gelişen ülkelerle ilgili biraz daha rahatlamanın görülebileceği. Yani şu anda fiyatlanan FED duruşunun biraz daha hani güvercin tarafa kayabileceği. Eğer bu görülürse o zaman borsada yani şu anda zaten en önemli direnci 83-700 bin seviyesinde. Onun üzerine çıktığı noktada hani 85 bin aslında hayal değil. Ama işte bu, o küresel tablonun onun da karşılığı nedir aslında? ABD'deki bu zayıflama işaretlerinin artıyor olması dolayısıyla hani hızlı bir FED artışı görmeyeceği senaryosunun tekrar piyasanın gündemine geliyor olmasıdır. Peki Aras Dinler'in sorusu da şöyle. Konuklarınız euro dolar paritesinde bir onların üzerine doğru bir hareket bekliyorlar mı? Yani biz bekliyoruz. Bekliyorsunuz. Ne kadarlık vadede bekliyorsunuz? Onu da. Aslında bu hareket olacaksa daha kısa vadede olacaktır. O da zaten nedir? Hani biz diyoruz ki önümüzdeki bu bir aylık dönem çok önemli. Yani ABD'den eğer arka arkaya düzenli bir şekilde zayıflama sinyalleri alıyor olursak, çünkü bir taraftan biz euro tarafında arka arkaya iyileşme sinyalleri de alıyoruz. İki etki bir araya geldiğinde euro dolar çok kısa sürede bir ona çıkabilir. Peki. Yok almıyorsa zaten tekrar biz güçlü dolar temasına geri dönüyoruzdur. O zaman da evet bu sefer birebir seviyesini konuşuyor oluruz. Oğuzhan Kaynar'ın zararı daha büyük. Der ki 3.95'ten euro aldım. Ne yapmamı tavsiye edersiniz? Demek ki çoktan beri bekletiyor elinde. Yani hani yapacak bir şey yok. Gelip de 2.80'den 2.75'ten bozmasını beklemek zaten akıl dışı bir şey. Böyle bir şey görüyor musunuz? Bu bir. Yani euroyu ne zaman bozsun? Hani zararın ne kadarını tolere edebilir? Onu söylemenizi istiyor. Murat Yüğünt de euro bölgesinde yükseliş dolarla mı diyor oldu. Bir euro yorumu istiyorum diyor. Bugün herkes eurodan gidiyor. Çünkü şey yani ECB'nin hareketiyle birlikte yani biz çok ECB'den alışılagelmişin dışında bir cesur davranış görmüştük işte bu likitte desteği anlamında. Onun arkasındaki temel şey de evet işte ekonomide görünüm gerçekten çok kötü. Ama son 3-4 aydır bakıyoruz ki toparlanma sinyalleri ağırlıklı ve her çıkan veri beklentinin üzerinde çıkıyor. Demek ki yani piyasa fiyatlaması olarak beklenenden daha kötümser bir euro bölgesi fiyatlanmış ki daha henüz şeyi görmüyoruz. Yani Merkez Bankası'nın başlattığı o likitte önlemlerin etkisi daha reel ekonomide görülmeye başlanmadı. Eğer gerçekten bu gördüğümüz toparlanma süreci geçici bir toparlanma süreci değilse o zaman bir noktadan sonra bu para politikası önlemlerinin desteği de gelecektir ve belki beklenenden çok daha kısa sürede toparlanabilecek bir eurodan bahsediyor olacağız. Yani bu çok aslında piyasa fiyatlamalarının içinde değil. O yüzden hani euro bölgesine yönelik şey ilgi biraz daha fazla. Evet. Peki Gazi Bey'in de bir dolar sorusu var. Onu da yanıtlayalım. Sonra Ege Hocam'dan bir yarınki Avrupa Merkez Bankası ile ilgili ne yapabilir diye soracağım. Gazi Bey der ki bu seviyeden dolar var. Acaba bozalım mı yoksa tutalım mı? Yani o zaman şöyle diyebiliriz. Gelişen ülkelerle yönelik görünüm
daha belirgin bir şeye, yani oradaki ya da gelişen piyasaların para birimlerine yönelik daha belirgin bir trend ortaya çıksın. Eğer gerçekten bu beklediğimiz doğrultuda bir rahatlama şeklindeyse evet çok rahat bozabilir. Talip Taşkaran'ın sorusunda yanıtlayalım çünkü üçüncü kez yazıyor aynı şeyi. Der ki bir süre önce 2.75'in üzerine çıkarsa Merkez Bankası müdahale eder dedik sepette. Şimdi diyor 2.75'in üzerinde. Merkez Bankası acaba ne yapar bu durumda? Ve yani neden şu önemli? 2.75 seviyesi neden önemli diye sorar ayrıca. Yani şu anda Merkez Bankası'nın seviyeye yönelik müdahale etmesinin çok bir fonksiyonu olacak. Yani yapacağı müdahalenin karşılığını görebileceğini görmedikten sonra o operasyona girmeyecektir. Şu anda gelişen ülkelere yönelik de bir baskı var. Yani ne yaparsa bir de artı bizim içsel bir işte politik tansiyonumuz var. Ne yaparsa tekrar kur üzerinde baskı yaratacaksa o zaman sadece döviz likiditesi ve TL likiditesini düzenleyici tedbirler yapmasını beklemek lazım. Evet, bu arada lazım. Dolar yani öyle ani faiz rekorunu, artışı gibi bir önlem beklememek lazım. Dolar kendi rekorunu kırdı şu saat itibariyle 2.68.83. Ekrem Oruç der ki sizin program bitene kadar 2.69'u görebilecek mi? Şu anda programın bitmesine yaklaşık 15 dakika var. Ege Hoca'ya da 3 dakikam var Umut. 3 dakikam veriyoruz. 2 dakika hocam. Tamam. Yarın Signor Draghi. Şuraya da bir Signor Draghi'nin fotoğrafını yapıştırın bakalım. Şimdi, Ege Hocam da yayın. Şimdi şöyle bir şey. Yani biraz önce konuşulanlarla da bağlantılı olarak. Yarın Draghi'nin çıkıp aslında miktarsal genişleme politikasının devam edeceğine dair bir güvenceli bir konu. Yani bunu böyle bir şekilde konuşması ve piyasayı bu konuda rahatlatması gerekiyor. Çünkü bazı çatlak sesler çıkmaya başladı. Şimdi unuttum yine. Yine ECB'den yine bir yetkili, şimdi ismini unuttum. Yani acaba bu işler böyle iyiye doğru giderse biz buradan hani buna fazla devam etmeyiz falan. Evet. Şimdi böyle bir şey olursa yani ben Avrupa'da bu bahsedilen bu toparlanmanın falan hemen tekrar geçici bir niteliğe kavuşacağını, birdenbire tekrar yeniden eski sürece geri döneceğini düşünüyorum. Yani şu anda miktarsal genişleme, varlık alım politikası Avrupa'da işe yaramış gibi görünüyor. Başlangıcı hemen daha Avrupalılar daha yapmaya başladıkları, şimdi Amerikalılara bakın ne kadar uzun bir zaman devam ettirdiler bunu. Daha Avrupalılar daha başlayıp hemen bir iki sonuç almaya başlayınca birdenbire böyle çatlak sesler çıkartıp bu işi tersine çevirirlerse ben piyasadaki bu görünümün birdenbire tersine döneceğini düşünüyorum. Yani o yüzden Draghi'den şu ana kadar gördüğümüz Draghi'den eğer buna gücü yetiyorsa ki içerideki dengeleri koruyorsa çok ciddi yarın çıkıp biz bunun devam edeceğine dair altını çizeceğiz ve bir açıklama yapmasını bekliyorum. Draghi eğer gücü yetiyorsa bunu yapmaya bunu yapacaktır. Çünkü buna inandığını düşünüyorum doğrusu ama bakalım ne olacak göreceğiz yani. Nitekim resimde çok kararlı, evet. Çok kararlı bir şekilde bakıyor ve bana doğru bakıyor. Biliyorsunuz resme nereden bakarsanız size bakıyorsa o resimden bir şey çıkarabilirsiniz. Ya bu arada tabii Yunanistan sorunu var ona hiç yani o da ayrı bir konu tabii yani evet. Avrupa ile ilgili olarak ona giremiyoruz. Yani. Giremiyoruz evet vaktimiz kalmadı hocam. Çok teşekkürler. Teşekkür Veysel Karahani Yıldız'ın şöyle bir tespiti var. Der ki Türkiye'de hiçbir sorun yok. Çalışmadan para kazanan çok. Buna neşter vurmamız lazım. Bu da ancak eğitimle olur diyor. Gördüğünüz böyle bir eğitim felsefecisi gibi yazmış değil mi? Yani hikayeyi. Bütün sorunların kaynağının ne olduğunu aslında şu 140 karakterde anlatmış. Evet, tebrik ederiz. Veysel Karahani Bey. Adı da çok güzel. Ben çok severim Veysel Karahani adını. Hocam çok teşekkürler. Bana Hanım çok teşekkürler geldiğiniz için. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından devam edeceğiz. Türkiye'nin aradığı arama motoru Yandex'te Türkiye'nin aradığı dansöz Asena. Peki Asena Yandex'te ne arıyor?